24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardahan Zentürk. Yoğun bir gündemle karşınızdayım. Hemen kısa başlıkları vereceğim. Vakit kaybına tahammülüm yok çünkü haber merkezimiz çok iyi çalışmış. Çok yoğun haber akışı var. Efendim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna ilişkin haberler üzerine o ülkeye sizdeyse verin notası aktarıldığını bildirdi. Almanya'dan cevaplar bekleniyor. Birazdan detayları aktaracağım. O pilotları asla unutmamız mümkün değil. 15 Temmuz akşamı meclisimiz dahil birçok yeri bombalayan, sadece bir bombayla 40'tan fazla özel harpçi polisimizi şehit eden o pilotlar ortak bir yönleri çıktı. 2006 mezunları ve komutanları kim o dönemde, şaşırmadınız, Akın Öztürk. Birazdan bu detayı da aktaracağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü söylemlerine bir destek de nedense Kandil'den geldi. Cemil Bayık yaptığı açıklamada kontrollü darbelerden, demokrasiden falan bahsetti. Bu arada CHP ile HDP'nin de yakın çalışması gerektiğini vurguladı. İlginç bir gelişme. Bunu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'le değerlendireceğim. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 3. çeyrekten sonra ekonomik büyümede rekorlar kırılacağını ifade etti. Detayları birazdan aktaracağım. Ve Almanlar 3. havalimanımıza fena halde karşıydılar. Nedenini anladık. Onların en büyük 2. havayolu şirketi resmen iflasını istedi. Onu da takip ediyoruz. Dilerseniz haberlere geçin. FETÖ ile mücadelede önemli açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. TRT'de özel bir yayına katıldı ve sorulan sorular üzerine Almanya'da olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'le ilgili Alman hükümetine bir nota verildiğini, eğer sizdeyse hemen bize tutuklayıp verin talebinin bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu bu arada Almanya'da Türkiye aleyhtarlığının bir siyasete dönüştüğünü de bir kez daha vurguladı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu ve 15 Temmuz darbe girişimini örgüt adına yöneten Adil Öksüz Almanya'ya mı kaçtı? Dışişleri Bakanlığı bu sorunun yanıtının peşinde. Bunun için resmen nota verildi. Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik ve bu kişinin varsa Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik. Bunu da resmi yolla yaptık. Berlin Büyükelçiliğimiz Alman Dışişleri Bakanlığı'na bu notamızı ilettiler. Türkiye-Almanya arasındaki gerilim sadece Adil Öksüz konusuyla sınırlı değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na göre Almanya'da tüm bu konulardan bağımsız bir Türkiye karşıtlığı söz konusu. Almanya'da genel anlamda Türkiye'ye karşı bir kampanya var. Bunun içinde Türkiye karşıtlığı var, ırkçılık var, İslamofobi var, yani İslam düşmanlığı. Aynı şekilde göçmen karşıtlığı var vesaire vesaire, ama kaç yıldır devam eden kampanyalar da var. Medyanın da pompaladığı, siyasetçilerin de pompaladığı. En son yaşanan ziyaret sorununa çözüm Konya'yla bulundu. Bakan Çavuşoğlu Konya ziyaretini biz önerdik dedi. Aslında Konya'yı öneren biziz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Merkel'in görüşmesi zamanında. Kusura bakmayın, incelik olmayacak. İncelik bizim üstümüz. Siz bize engeller çıkardınız. Dolayısıyla bizim üstümüze gelmenize de müsaade etmeyeceğiz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da talimat ve olullarıyla bu ziyaretin gerçekleşmesi mümkün olacak. NATO'nun bize verdiği bilgiye göre 8 Eylül'de Alman milletvekilleri gelip Konya'daki NATO üssünü ziyaret edebilecekler. Türkiye-Almanya gerilimi Türkiye-Avrupa Birliği arasında esen sert rüzgarları da etkiliyor. Türkiye'nin bu konuda tutumu net. Biz hiçbir yerde Avrupa Birliği'ni dışlamıyoruz. Ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bu dayanışma içinde götürmek istiyoruz. Bu olağanüstü halden dolayı 15 Temmuz'dan bu yana böyle bir çok
olumsuz bir hava estirmeye çalışıyorlar. Ama bizim olağanüstü hal şartlarımız Fransa'nın olağanüstü hal şartlarından farklı değil. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesine koydukları aynı, rezervasyon da aynı, bizimki de aynı. Türkiye'nin yakından takip ettiği bir başka mesele de Irak'ın kuzeyindeki referandum hazırlığı. Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin tavrını bir kez daha ortaya koydu. Bu referandum gerçekten son derece yanlış bir karardı. Şimdi kendi işlerinde de bunu tartışıyorlar. Siyasi partiler arasında da bir konsensüs yok. Bizim edindiğimiz bilgiye göre de araziden aldığımız, sahadaki tespitlerimize göre, araziden aldığımız bilgilere göre de halkın da bir ilgisi yok, heyecanı yok. Bizim beklentimiz bu karardan geri adım atılması. Yani referandumun yapılmaması ve bu konudaki düşüncelerimizi net bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Karşı olduğumuzu net bir şekilde söylüyoruz. Çavuşoğlu'nun Almanya siyasetine dönük açıklamalarını doğrulayan açıklamalar Merkel'den geldi. Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını revize etmekten yana olmadıklarını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması 1995'te yürürlüğe girmişti. O günden bugüne yaşanan değişiklikler anlaşmayı Türkiye'nin aleyhine işler duruma getirdi. Ankara anlaşmanın revize edilmesini istiyor. Bunun için müzakereler yürütülüyor. Almanya Başbakanı Merkel seçim kampanyası kapsamında YouTube ünlülerine konuştu. Şu aşamada Türkiye ile Gümrük Birliği müzakerelerini sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğiz dedi. Merkel ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ekonomik yardımlarının en alt düzeye indirilmesinden yana olduklarını da vurguladı. O pilotları unutmamız mümkün değil. Esasında üzerlerinde şerefli üniformaları gözüküyordu ama bir ihanetin ateş gücü oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Genelkurmay Başkanlığı'nı ve polis, özel harbi, her yeri bombaladılar. Üzerimize bombalar yağdırdılar. Üzerimizden mahlarla uçtular, hepimizi telaşa soktular. Şimdi büyük bir kısmı yakalanmış durumda. İfadelerini alıyorlar mahkemelerde ama bunların ortak bir özelliği ortaya çıktı. 2006 dönemi mezun olmaları ve o yıllıkta komutanları kim? Aynı davalarda yargılanan eski orgeneral Akın Öztürk. Kimi özel harekat daire başkanlığını vurdu, kimi meclisi bombaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını gökyüzünde arayan da yine aynı dönem mezundu. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ihanet çemberinin tam ortasında yer alan pilotlar ile ilgili kritik bir dosya ortaya çıktı. Sabah gazetesi 15 Temmuz'da gökten ölüm yağdıran FETÖ'nün pilotlarına ilişkin rapora ulaştı. 40 yıldır TSK içinde yapılanan FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminde uyuyan hücrelerinden birini harekete geçirdi. Kanlı ihanet gecesi birçok noktayı havadan vuran, milletin üzerine ölüm yağdıran pilotların ortak özelliği 2006 dönemi mezunlarıydı. Hainler o dönem binbaşı rütbesiyle filo komutanlığı yapan Bekir Ercan Van ve Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin tarafından eğitildi. Bekir Ercan Van ismi 15 Temmuz'da Adana İncirlik Tanker Komutanlığı'nda çıktı. Gökyüzünde uçan FETÖ mensuplarının kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmali emrini de Bekir Ercan Van vermişti. Hem Van hem de Bilgin FETÖ mensubu pilotlarının eğitilmesi ve önlerinin açılması için çaba harcadı. FETÖ mensubu 16 yüzbaşı 2006'da mezun edildi. Uçuş eğitimleri için gönderildikleri adres de o adresin komutanı da dikkat çekiciydi. FETÖ mensubu pilotlar İzmir Çiğli 2. Anajet üssünde uçuş eğitimlerini tamamladı. O üssün komutanı da o dönemde 15 Temmuz darbe girişiminin askeri sorumlusu Akın Öztürk'ten başkası değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını 15 Temmuz'da vurmaya giden uçaktaki pilot İlker Hazinedar ve Pensilvanya'ya FETÖ'nün bir numaralı ismi terörist Gülen'i ziyarete giden devre birincisi Uğur Erdemir de o mezunlar içindeydi. Darbe girişimine katılan FETÖ mensubu pilotlar mezuniyetlerinde son uçuşlarını Akın Öztürk ile yaptı.
Öztürk'ün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı ihanet üssüne sadece torun sevmek için gitmediği de o dosyada ortaya konuldu. Bütün bunlar ortaya çıkıyor ve hala kontrollü darbelerden vesaireden söz edenler var ya, gerçekten bu ülkeye ve en azından belli bir kesimine aptal bombası mı atıldı, IQ'lar mı zayıfladı veya nefret duyguları mı gözleri kalpleri köreltti, anlamak mümkün değil. Bakın, o FETÖ'cü yarbay kaçmıştı. Ankara'da birçok yerin bombalanmasını, taarruz helikopterleriyle bombalanması emri veren Özcan Karacan Antalya'da yakalandı. Antalya Emniyeti uzun süredir yaptığı çalışmada sonuca ulaştı. FETÖ'cü pilot yarbay Özcan Karacan Antalya Muratpaşa'da Levent İmir adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı. Yakalanmamak için saçını uzattı ve top sakal bıraktığı görülen Karacan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Daha sonra Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Karacan'ın Güney Kıbrıs Rum kesimine kaçmayı planladığı belirtildi. 15 Temmuz günü taarruz helikopter tabur komutanı olan FETÖ'cü yarbay Özcan Karacan, sivillerin bulunduğu yerleri bombalatma emri vermişti. Karacan'ın verdiği emirler telsiz konuşma kayıtlarına yansımış, soruşturma dosyalarına da girmişti. Bir dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün üniformasını giy, sonra Yunanistan'a kaç, Kıbrıs Rum kesimine kaç, anlatılır gibi değil. Efendim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni hazırladığı iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Daha önceki iddianamelerde TSK'ya dönük sivil imamlardan söz ediliyordu. Bu kez TSK'ya sözleşmeli subay statüsüyle sızmış farklı imamlardan bahsediliyor. Örgütün mahrem sorumlularını sözleşmeli subay yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne soktular. İfadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin hazırladığı yeni iddianameden. İddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. FETÖ'nün TSK içinde son dönemde nasıl yapılandığı gözler önüne serildi. İddianameyi savcı Mustafa Gökçe hazırladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ yapılanması dosyasında 4 subay hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. İddianamede örgütün 15 Temmuz darbe girişimi için sivil mahrem sorumlularını sözleşmeli subay statüsüyle TSK'ya yerleştirdiği ortaya konuldu. Daha önceki iddianamelerde TSK'daki FETÖ üyelerinden sorumlu kişilerin sivillerden seçildiğine yer veriliyordu. Ancak son soruşturmada FETÖ'nün askeri öğrencilerle ilgilenen hususi sorumlularının 15 Temmuz'a hazırlık kapsamında TSK'ya sızdırıldığına yer verildi. İddianamede FETÖ'nün sivil sorumlularının nasıl sözleşmeli teğmen yapılarak TSK'ya alındığına ilişkin örnekler vardı. Davanın şüphelilerinden İsa Ç, Yalçın E ve Ramazan K gibi ev abiliği yapıyordu. FETÖ tarafından askeri sınavlara sokulan İsa Ç, TSK'ya sözleşmeli teğmen statüsüyle yerleştirildi. İsa Ç, tıpkı diğer FETÖ sivil sorumluları gibi 24 Kasım 2014'te teğmen rütbesiyle Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast timinde yer alan Gökhan Güçlü'yü artık hepimiz yakından tanıyoruz. Üzerinde Hero yazan o tişörtüyle. Onu savunan avukatı Deniz Akbulut da tutuklandı. Akbulut'un MİT tırları ihanetinin görüntülerinin kuryeliğini yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baylok kullanıcısı olduğu ve MİT tırları ihanetinin görüntülerinin kuryeliğini yaptığı ortaya çıkan Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Deniz Akbulut, İstanbul'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Akbulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yargılanan ve Hero tişörtü giyerek provokasyon girişiminde bulunan FETÖ'cü subay Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu da belirlendi.
Bu haberleri verdikçe konuşmadan edemiyorum. Yani ne garip tesadüfler değil mi? Onun avukatı burada, bu MİT'lerinin kuryesi orada. Yani esasında örgütü görmemekte direnen siyasiler, medya mensupları falan var da hep lafım onlara, tabii ki halka değil. Halk zaten yapacağını 15 Temmuz'da yaptı. Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına dönük de soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bayrok kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve Yasir Kaya tutuklandı. Zanlılardan Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu kez Best FM'de yayın konuğuydu ve Türkiye'ye yönelik hukuk ihlalleri bahsinde bütün Avrupalılardan, özellikle de Avrupalı STK'lardan bir zahmet gelip bu duruşmaları izlemesini talep etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkan Batı medyasına tepki gösterdi. Kalın, Avrupalı gazetecileri FETÖ davalarını izlemeye davet etti. Türkiye'de hukukun üstünlüğüyle ilgili sıkıntılar var diyenlere gelip şu mahkemeleri izlemelerini tavsiye ederiz. Falanca mahkemeye hemen koşup giden Avrupalı örgütlerin, basının acaba kaç tanesi 15 Temmuz davalarını izlemeye gittiler, gidiyorlar. Buyursunlar gelsinler, kapılar açık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin asla taviz vermeyeceğini söyledi. Teröre karşı anladığı dilden en sert mücadele veriliyor, verilmeye devam edilecek. Bu noktada İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Silahlı Kuvvetlerimiz tam bir uyum içinde, tam bir kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yapacağı referanduma Türkiye'nin karşı olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgede huzur ve güvenlik istediğinin altını çizen Kalın, savaşlarda kazanan sadece silah üreten gelişmiş ülkeler oluyor mesajı verdi. Allahu Ekber! Enis Berberoğlu zeminli CHP AK Parti tartışması giderek tırmanıyor. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, ana muhalefetse MİT tırları ihanetinin CHP ile bağlantısını araştıran çok önemli sorular yöneltti. Neden FETÖ ile aynı dili konuşuyorsunuz? MİT tırları görüntüsünü size kim izletti? Soruların muhatabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal CHP'ye zor sorular sordu. Konu MİT tırları ihanetiydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu görüntüleri ben de seyrettim diyor. Görüntüleri size kim getirdi? Görüntüleri nerede, ne zaman, kimlerle izlediniz? Görüntüleri yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediniz? İzlerken yanınızda kimler vardı? Bu görüntüleri Can Dündar'a Enis Berberoğlu'nun verdiği mahkeme kararlarında var. Peki Berberoğlu bu görüntüleri nereden, ne zaman, nasıl temin etti? Sayın Kılıçdaroğlu'nun 17 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi'ne yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mıdır? Mahir Ünal'ın sorularında CHP'nin genel siyasi yaklaşımları da yer aldı.
Sayın Kılıçdaroğlu neden ısrarla ülkemizi uluslararası basın aracılığıyla güvenlik açısından riskli ülke olarak göstermeye hala devam ediyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'si siyasetin gereği olarak sandığı, seçimleri ve demokrasiye adres göstermek yerine neden ısrarla sokağa adres göstermektedir? Ünal'ın yazılı basın açıklamasında sadece soru işaretleri yoktu. Bol bol ünlem vardı. CHP'ye paniklemeyin, sakin olun. Hakaretle, küfürle, iftirayla bu sorumluluktan kurtulamazsınız denildi. FETÖ'nün televizyonlarında yüksek özgüvenle onların size fısıldadığı sözleri tekrar ediyordunuz. Türkiye savaş suçu işliyor diyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan kaçacak ve Türkiye'ye getirip yargılayacağız diyordunuz. Biz şimdi bütün bunlara ilişkin sadece sorular soruyoruz ve cevaplar bekliyoruz. CHP sözcüsü kameralar karşısına geçti. Sorulara yanıt vermesi bekleniyordu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri nerede izlediği sorusu hatırlatıldı. Cevap ilginçti. Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet partisi genel başkanıdır. Herkesle görüşür, herkesle konuşur. Bu çerçevede bizim bu noktada başından beri söylediğimiz şey açıktır. Ortada bir suç yoktur. O fiil de suç değildir. Kelimenin tam anlamıyla bir o eksikti. Kimden bahsettiğimi tahmin ediyorsunuz. Terörist elebaşı Cemil Bayık. Ta Kandiller'den buralara bir şapka attı ve Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Üstelik eli kanlı katil, CHP ile HDP'nin artık işbirliği yapması gerektiğini de savundu. Ya bunlar şu anda bu ülkede terör örgütüyle el ele kol kola dolaşmıyor. Bunlar PKK'yla da HDP'yle de el ele kol kola, FETÖ'yle de el ele kol kola. Terör ittifakı bir kez daha tescillendi. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Cemil Bayık, terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile CHP'nin birleşmesini istedi. AK Parti ve MHP'nin milli meselelerdeki dayanışmasına dikkat çeken terörist başı Bayık, bu gücü dize getirmek için HDP ve CHP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünden övgüyle söz eden terörist başı, HDP'nin CHP'yi örnek alması gerektiğini belirtti. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisi? Terörist başı Bayık, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimi için CHP'li Kılıçdaroğlu gibi kontrollü darbe ifadesini kullandı. Ve kendisi sanki kanlı katliamların emrini veren bir terörist değilmiş gibi 15 Temmuz sonrası Türkiye'de demokrasi kalmadığını iddia etti. Şimdi hem Mahir Ünal'dan CHP'ye dönük olarak hem de terörist elebaşısından Türkiye'ye dönük olarak gelen bu mesajları uzman bir politikacıyla ele alacağım. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk. İyi akşamlar Sayın Metin Külünk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Sayın Zentürk. Teşekkür ederim. Galiba şöyle bir zorlama var siyasetin geleceğine dönük. CHP ile HDP'nin bir ittifakının muhalefet açısından faydalı olacağına inanan bazı kesimler var gibi gözüküyor. Siz de aynı kanıyı taşıyor musunuz? Fotoğrafın büyüğüne bakmak gerek öncelikli olarak. Evet. Hangi sonucun çıkarılmak istediğini görmek zorundayız bu coğrafyada. Evet. Dolayısıyla küresel sistemin güç merkezinin Orta Doğu'da nasıl bir harita değişikliği istediği ve bu harita değişikliğinin gerçekleşebilmesi için önünde hangi engellerin olduğu, bu engelleri tasfiye edebilmek adına neler yapılması gerektiğini sormalıyız. Emperyalizmin eğer bu anlamda hangi sonuçları üretmek istediğini doğru anlamaz isek, ne CHP ile HDP'yi müttefik hale gelmesini anlayabiliriz, ne de PKK'nın Anadolu topraklarından çekilerek, silahlı kanadının Anadolu topraklarından çekilerek Suriye'nin kuzeyinde özellikle Afrin ve bir müddet sonra ABD'nin
himayesinde, ABD'nin kontrolünde İdlib'e yerleştirilme talebinin hangi sonuçlar üretilmek üzere kurgulandığını anlayamayız. Tam bu noktada sizce bu kurgulanma çerçevesinde yakın bir gelecekte PKK Amerika'nın talimatıyla silah bıraktım diyebilir mi Türkiye'ye karşı? Hiç tereddütsüz diyebilir. Evet. Çünkü ABD'deki toplum mühendisliği yapanlar, küresel sistem mühendisliği yapanlar, Türk toplumunun 40 yıla yaklaşık PKK ile verdiği mücadelede PKK'ya karşı toplumun milli duygularının sürekli diri durması karşısında ve bu toplumun artık PKK'nın silahlı Türk devletini yıkmak üzere attığı adımlardan dolayı nefretinin zirve noktasına geldiği yerde ABD kendi politikalarına eklemlenecek Türkiye'nin her kanadından devşirdiği, altını çizerek söylüyorum, her kanadından devşirdiği siyasetçi tiplerinin milletin karşısına çıktığı zaman CHP-HDP ittifakının yanında durmayı deneyen, anti-komünist dil kullanan dillerin, anti-PKK dili kullanan siyaset profilinin önünü açmak için, rahatlatmak için, yani Erdoğan'a karşı 2019'da istedikleri Fransa'daki Macron tipi bir adayı seçim kazandırabilmek için PKK onların önünde engeldir. Dolayısıyla PKK'yı Türkiye'den, topraklarımızdan silahlı kanadını çekip Suriye'ye yerleştirip 2019 hazırlığının en önemli adımını atmanın planı içerisinde olduklarını görüyorum ve Türkiye, biz şuna hazırlık yapmalıyız. PKK'nın silahlı kanadı bu topraklardan çıktığında Suriye'nin kuzeyine yerleşecek, yerleştiğinde Türkiye'de biz ne yapacağız sorusunun şimdiden hazırlığını yapmalıyız. Çünkü bu soruya biz eğer ön alarak cevap vermek üzere hazırlık yapmazsak mutlaka yine oyunu arkadan okumak zorunda kalabiliriz. Peki PKK'sız Türkiye diyelim. Amerika tarafından böyle bir planlama yapıldı. PKK'sız bir Türkiye formülü 2 yıllığına, yani 2019'a kadar bir formüle edildi. Hedefleri ne olabilir sizce? Biri anladığım kadarıyla CHP-HDP ittifakı. CHP-HDP ittifakı yalnız kalmayacak. Evet. Uçunmadığınız dindar profilli siyasetçi tipleri de artık terör bitti, PKK sınırların dışına çıktı, HDP legal bir siyasal harekettir. Dolayısıyla Türkiye'nin geniş perspektifte küresel sisteme eklemlenecek bir normalleşme sürecine ihtiyacı var diyecek. Size ve bize benzeyen tipte siyasetçiler de CHP-HDP ittifakının yanında yer alabilecekleri bir alanı hazırlıyorlar. Mesela Meral Akşener PKK'lı bir Türkiye'de manevra alanı bulamayabilir milliyetçi tabanda, ama kuracağı söylenen partiye de bu yolla bir manevra alanı açabilirler PKK'sızlaştırarak. Doğru mudur? Sayın Külünk herhalde şu anda hattımızda değil. Doğru mudur? Evet. Birazdan tekrar bağlanalım isterseniz. Efendim, bu arada Kolombiya'da 52 yıllık bir savaş bitti. Bugün resmen. Ve o savaşın bitişiyle bizde neden ısrarla sürdürüldüğü yolunda çok güzel bir analiz haber hazırlamış arkadaşlar. Ona bir bakalım. Cargado del proceso de cesión de armas del PTN Pondores. Y hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. Batı yarıkürenin en uzun terörle mücadelesinin bittiği böyle ilan edildi açıklamayı Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos yaptı.
Kolay olmadı. Hükümet, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri adlı örgütle Küba'da yıllarca müzakere yaptı. Sonunda silah bırakmaya ikna oldular. Bu çabalar devlet başkanı Santos'a Nobel Barış Ödülü getirdi. Örgüt 1 Mart'tan bu yana silah bırakma sürecindeydi. O süreç nihayet tamamlandı. 1964'ten beri süren çatışmalarda Kolombiya'da 260 bin kişi ölmüştü. 6 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmişti. Birleşmiş Milletler'in topladığı o silahlara ne olacağına gelince. Kolombiya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anıta dönüşecekler. Örgüt ise yeni bir isimle siyaset yapacak. La Reincorporación. 33 yıldır PKK terörüyle mücadele eden Türkiye'ye gelince PKK Fark'ın yaptığını yapacak iradeyi gösteremedi. Umutlarla başlayan çözüm süreci PKK tarafından şehirleri cephaneliğe çevirmek için kullanıldı. Devletin uzattığı ele karşılık kan dökmek için yığınaklar yapıldı. Güneydoğu'da hendekler kazılan, barikatlar kurulan şehirlerde halkın güvenliğini sağlamak için çok büyük operasyonlar düzenlendi. Terör örgütü PKK savunduğunu iddia ettiği sözde değerleri zaten çoktan unuttu. Karanlık güçlerin taşeronu ve kaos tetikçisi olarak hala iş başında. Devletin, halkın ve güvenlik güçlerinin kararlı duruşuysa teröre geçit vermiyor. Evet, Metin Külünk'le sohbet yarım kalmıştı. Metin, Sayın Metin Külünk, şimdi son söylediğiniz çok önemliydi. Çünkü PKK'sız, Amerika'nın eliyle oluşturulacak PKK'sız bir denklemde muhafazakar ve milliyetçi oy tabanından da oy almaya çalışacak yeni partilerin bir manevra alanı olması çalışılıyor. Doğru mudur? Küresel sistem, evet. 2019'da Erdoğan'sız bir başkanlık sistemi için ve de Erdoğan'sız başkanlık sisteminde Türkiye'yi yeniden parlamenter sisteme dönüştürerek Türkiye'yi kontrol etmeyi kolay hale getirmek için aslında 2019'a yönelik bir ön hazırlık içerisinde. Dolayısıyla çok geniş alanda Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin özellikle CHP'nin Atatürkçü, Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan tabanına rağmen HDP ile ittifakının arkasından PKK'nın silahlı eylemlerinin bu siyasal manevra alanına engel olmaması için, bir mazeret olmaması için, yani milletin karşısına çıktıklarında PKK'nın önlerine silahlı, Türkiye devleti bölmeye yönelik silahlı örgütün engel olmaması için örgüt Suriye'nin kuzeyine çekilme ihtimalini ben çok güçlü görüyorum. Evet. Ve buradan yola çıkarak Erdoğan'sız bir başkanlık sistemine yönelik olarak %51'i zorlamak üzere bir kurgunun adımlarını görüyorum. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de, Tel Abyad'da, Kobani, Ayn el-Arab'da veya Tel Rifat'ta veya Münbiç'te PKK varlığını sürdürürken bu kurguya ne iyi bak silah bırakmış gitmişler diye bir yaklaşım sergiler mi? 15 Temmuz'a Fırat Kalkanı ile cevap verdik. Şimdi de Fırat Kılıcı ile cevap veririz gerektiğinde. Açıkça ifade ediyorum. 1919 Paris'te masada İngiliz ve Fransızların Paris'te Anadolu topraklarında, Orta Doğu'da kurguladıkları oyunu bu millet ayağında ve başında hiçbir gücün olmadığı dönemde bozdu. Şimdi dünyanın en güçlü 17. büyük ekonomisinin olduğu bir Türkiye'mizin ve de 15 Temmuz gibi bir destanı yazan aziz milletimizin bizi Ankara'nın etrafına sıkıştırmaya çalışan emperyalizmin Afrin, İdlib, Münbiç üzerinden, Rakka üzerinden, hatta Hatay'ı da işin içerisine dahil ederek bizi Anadolu topraklarında Ankara'nın etrafına sıkıştırma, Ankara'nın etrafında bizi yok etme hedefini biz kesinlikle dün Fırat Kalkanı'yla
nasıl bozduysak şimdi de Fırat'ta kalkan varken mutlaka bu kalkanın bir de kılıcı vardır. Evet. Kılıçla da önümüzdeki 100 yıllık bekamızı ilgilendiren bir konuda gereğini yapar. Emperyalizme bu ülkeyi asla teslim etmeyiz. Metin Gürün, çok çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla yeni bir dönem, yeni bir mücadele. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. ...17 Ağustos 1999 depremin üzerinden 18 yıl geçti ve depremin yıl dönümünde Başbakan Binali Yıldırım Kocaeli'deydi. Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm konusunda önemli mesajları vardı. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay'a Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da katıldı. Başbakan Yıldırım konuşmasında Çalıştay'ın deprem konusundaki bilinçlenme ve depreme hazır olma anlamında büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini ifade etti. Gelişimine baktığımız zaman son 100 yıl içerisinde 39 Erzincan depremiyle beraber deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun en son örneği 99 depremidir. Demek ki bundan sonra olacak deprem de batı bölgemizde olacak. Bu bilimsel bir tespittir. Bu gerçeği bilerek, bu alanda bilinçlenerek, altyapı, üst yapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Başbakan, Türkiye'de deprem riskinin azaltılması için AFAD'ın yanı sıra eylem planının hazırlandığını belirtti. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı'nı Başbakanlığın altında oluşturduk. 2023 deprem stratejisi ve eylem planı hazırlandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı da geliştirdik. Bu plan ile 0. dakikasında Türkiye'nin ortak gücü olarak harekete geçirebileceğimiz bir sistemi tesis ettik. Yıldırım, Gölcük Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine de katıldı. Yıldırım, törendeki konuşmasında Türkiye'nin çevre ve şehircilikte yaşadığı dönüşümü anlattı. Türkiye, AK Parti ile birlikte yaşadığı dönüşümü sadece ekonomide, siyasette değil, aynı zamanda şehircilikte de gerçekleştiriyor. Şehirlerimizi güzelleştiriyoruz, standardını yükseltiyoruz. Bundan böyle yatay mimariye önem verileceğini belirtti Başbakan. Depreme karşı tedbirli olmak mecburiyetindeyiz dedi. Artık dikey mimari değil, yatay mimariyi geliştireceğiz. Yani kazık gibi binaları göğün tepesine doğru çıkarmaya lüzum yok. Allah'a şükür çok güzel bir arazimiz var. Daha az katlı, daha fazla yeşil alanı olan, daha yaşanabilir bir projeyle konut yapımlarına öncelik veriyoruz, önem veriyoruz. Aslında bu 18 yılda az çalışmadık. Türkiye hızla yenileniyor biliyorsunuz, kentsel dönüşüm çerçevesinde özellikle hasarlı binalar ve artık deprem yapılanmasına uymayan binalar hızla yıkılıp yapılıyor. İşte bunun örneklerinden birine uzanalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'dayız. Müzik
hasarlı binalar tek tek yıkıldı. Buradaki yapılan yapılar elbette belki katları biraz fazla olacak ama son derece konforlu, estetik ve depreme dayanıklı yapılar olacak. Belki önümüzde 50 yıl hiç dokunulmadık bir hizmet ihtiyacı duyulmayan bir yapı ortaya çıkacak. Marmara depreminin yıl dönümünde Gazi Osman Paşa Belediyesi kentsel dönüşüme devam etti. Kentsel dönüşüm kapsamında Gazi Osman Paşa'da binalar an itibariyle yıkılmaya başladı. İşte görüyorsunuz kepçeler, iş makineleri binalara girdi ve yıkım işlemleri devam ediyor. Ve buralar yıkıldıktan sonra kısa süre içinde aynı yerde depreme dayanıklı yeni binalar yapılacak. Şimdiye kadar 3700 çürük bina yıkıldı. Bu kez de sırada 300 bina vardı. Bugüne kadar toplamda ilçemizde 5000 kişiye yakını sağlayan anlaşma sağladık. Bunların 4000'e yakını yıkılır. O evlerde oturanlar yenileri yapılana kadar kirada oturacak. Belediye kendilerine kira yardımı yapacak. Biz de depreme dayanıklı evlere çıkacağız. Mutluyuz. Umutluyuz dolayısıyla. Bekliyoruz. Yenilemenin 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. ...18 yıl önceki o büyük trajediden bugüne kalan önemli bir portreyle de buluşalım. Ufuk Koçak, Marmara depreminde ne yazık ki enkaz altında kalmış ve iki bacağını da kaybetmişti. Sesimi duyan var mı sözleriyle yeni bir spora başladı ve dünya engelliler serbest dalış rekorunu kırdı. Kıracağım dedi, kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ufuk Koçak 1999 Marmara depreminde kabusu yaşadı. Enkaz altında 3 gün kaldı, 2 ayağını birden kaybetti. Azmetti, sporla hayata tutundu. Bu kez deprem bölgesinin her yerinde yankılanan "Sesimi duyan var mı?" sözleriyle dünya engelliler serbest dalış rekorunu geliştirmek için Gölcük'te suya girdi. Uluslararası hakemler eşliğinde kendisine ait 22 metrelik rekoru 23 saniyede 30 metreye dalarak kırdı. Hayat bir şekilde devam ediyor. Gidenler unutmadık, kalanlar asla unutmayalım. Deprem halen kapımızda bir gerçek. Bugün bu dünya rekoruna da böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Ufuk Koçak rekorunu deprem kurbanlarına ve Trabzon'da terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'e armağan etti. Eren Bülbül kardeşim gerçekten çok içimi acıtmıştır benim. Hani iyi ki varsın diyen kimse yok muydu diye bir Facebook not yazmıştı kendisi. Hayattayken diyemedik ama arkasından diyorum iyi ki vardın kardeşim. Teşekkür ederim. Ekonomi için önemli açıklamalar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Birinci ve ikinci çeyreklerde olağanüstü bir performans gösteren Türk ekonomisinin üçüncü çeyrekten sonra rekorlara imza atacağını söyledi. İnce işçilik yapılması gerekiyor. Türkiye aşağı yukarı kaba işlerini bitirdi. Ama şimdi ince işçilik dönemi. Ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ekonomisine ilişkin göstergelerin umut vaat ettiğini söyledi. Büyüme rekorları kapıda mesajı verdi. Öncü göstergelerin olumlu yönü hem de geçen yılın baz etkisi dikkate alındığında 2017'nin 3. çeyreği muhtemelen bu yıl en yüksek büyümeyi elde ettiğimiz yıl olacak. Peki 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı Türkiye'nin gerçek büyümesi ne kadar olurdu? Darbenin Türk ekonomisine faturası ne? İlk 6 ayına baktığımız zaman 2016'nın %5'e yakın bir büyüme görüyoruz. Bu %5'e yakın büyümenin ikinci 6 ayda da darbe girişimi olmasaydı devam edeceğini varsayarsak bunun da karşılığı aşağı yukarı işte 17 milyar dolar
60 milyar TL gibi bir rakam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankalara faizleri indirin çağrısının reel sektörün elini güçlendirmeye yönelik olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Türkiye'de bankacılık sektörünün gereğinden fazla büyük olduğuna dikkat çekti. Emekliler açısından iyi bir haber. TOKİ yaklaşık 25 bin emekliyi bu yıl ayda sadece 300 lira taksitle ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi emeklilere ev sahibi yapmak için seferber oldu. Her ilde ürettikleri projelerde yer alan dairelerin %25'ini emeklilere ayıran TOKİ geçen yıl 17 bin olan sayıyı bu yıl 25 bine yükseltmeyi hedefliyor. Projelerde eğer başvuru sayısı konut sayısını aşarsa kura çekimi devreye girecek. Emeklilerin yeni projelerden ayda 300 liraya ev sahibi olması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çok önemli bir protokole bence imza attılar. Tematik meslek liselerinin yolunu bir kez daha açtılar ama bu meslek liseleri enerji okulları olacak. Yani madencilik ve diğer enerji kaynakları üzerinde çok özel eleman yetiştirecek. Türkiye enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik personeli yetiştirecek yeni nesil okullar açıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilk adım atıldı. Madencilik alanında tematik meslek liseleri ilk etapta madenciliğin yoğunlaştığı Manisa Soma, Eskişehir Seyit Gazi, Zonguldak, Kilimli gibi toplam 11 merkezde açılacak. 11 ilde 12 meslek ve teknik okulunda maden teknolojisi alanı açtık. Öğrenciler şu andan itibaren kayıt yaptırmaya da başladılar. Gençlerimizde artık işsizlik korkusu yaşamayacak bu alanda eğitim alanlar. Özellikle madencilik alanında Türkiye'nin önümüzdeki dönem hedeflediği büyük sıçramayı gerçekleştirmesi için atması gereken adımlardan bir tanesi. Seneye inşallah Sayın Bakanım bunun sayısını daha da arttıracağız. Uygundur. Yani sadece 11 de değil inşallah, siz de uygun görürseniz bu noktada biz maddi manevi Milli Eğitim Bakanlığı özelindeki devlet okullarımız özellikle bakanlığımız nezdinde ortaya koyulacak destekler, laboratuvarlar, teknik ekipmanlar, modern anlamda ihtiyacımız olan her türlü tedarik edilmesi gereken ekipmanların da sağlanacağı bir şekilde çok donanımlı okullar ortaya koymamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik müfredatını hazırlayacağı bu okullarda madencilikle ilgili alan derslerinin müfredatını ise Enerji Bakanlığı ile birlikte sektör belirleyecek. Sahada çalışan şef, mühendis de eğitmen sıfatıyla derslere girecek. TEOG sınavı sonrası alınacak puana göre bu okullara geçmek isteyenler sektör tarafından yeteneğine göre seçilecek. Bayram tatili biliyorsunuz 10 gün oldu. Turizm sektörü bayram ediyor. Memlekete gideceğiz. Karabük'lüyüm. Ankara'ya gideceğiz. Ailem yanına, anneannem dedim yanına. Yani Bursa'ya falan giderim büyük ihtimalle. Memlekete gitmeyi düşünüyorum, Çankırı'ya. Tatil 10 gün oldu. Rotalar çizildi, bavullar hazırlandı. Evet, Bodrum'a gideceğim. Kaç günlüğüne? Bir hafta. Rezervasyon yapıldı mı? Çoktan yapıldı. Evde kalmayı düşünenler de var. Bayramda İstanbul'da duruyorum. Herkes gittiği için bomboş, çok güzel oluyor. Herhalde arkadaşlarıma falan takılırım burada olanlarla. Öyle tek başıma da biraz kafa dinlemeyi düşünüyorum. 10 günlük Kurban Bayramı tatili için kimileri memleketine gidecek, büyüklerinin elini öpecek. Kimileri ise İstanbul'da kalıp o sakinlikten faydalanacak. Kimileri ise tatil paketi için tur şirketlerinin telefonlarını aramaya başladı bile. Evet, şu anda bayram döneminde İspanya, Barcelona programımız için müsaitliğimiz mevcut. En son Cumhurbaşkanımız uzamasının olumlu olduğunu düşünüyoruz dediği zaman zaten halk onu galiba satın aldı. Yani bizim uzun paket programlarımız, yani haftalık 8 günlük paket programlarımız daha yoğun satmaya başlamıştı.
biz yaklaşık zaten %80 yakını satmıştık diyeyim size. Daha sonra şu gün son 3-4 günden de değiştirirseniz evet biraz daha artış oldu. Tur şirketlerine bayram havası sardı. Bayram tatillerinin uzaması turizm sektörü açısından hem moral hem motivasyon açısından çok katkı sağlayan bir gelişme oluyor. Ve bayramı yurt dışında geçirmek isteyenler. İspanya. İspanya'ya gideceğiz. Kaç günlüğüne? 5 gün. Balkanlara veyahut hemen komşu ülkelere yani yaklaşık bir 600 lira gibi bir fiyatla bir 2-3 günlük, 3-4 günlük tur bayramda yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Almanya halen inşaatı sürmekte olan 3. havalimanımıza çok karşı çıktı. Çünkü bu havalimanının kendi sivil havacılığına ağır darbe vuracağını biliyordu. Ama daha biz o havalimanını devreye bile sokmadan Almanya'nın ikinci büyüklükteki havayolu şirketi iflas ediverdi. Üçüncü havalimanının adı bile yetti. Ünlü Alman havayolu şirketi Air Berlin iflas etti. Başta üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul, A3 ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına... Yurt dışıyla dirsek temasındaki gezi provokatörleri 3. Havalimanı'nın adını boşuna anmamışlardı. Türk ekonomisi ve havacılığı altın yıllarını yaşıyordu. 3. Havalimanı projesi de işte bu ihtiyaçtan doğmuştu. Türk şirketlerine yolcu kaptıran Alman havayolu şirketleri günden güne eriyordu. Ve ilk iflas haberi geldi. Borcu 1.2 milyar euroya ulaşan Air Berlin dükkanı kapattı. 40 yıllık marka maaş da dahil olmak üzere tüm ödemeleri durdurdu. Alman Spiegel gazetesi ise bu haberi ilginç bir fotoğrafla duyurdu. O fotoğrafın arka planında kalkışa geçen bir Türk Hava Yolları uçağı vardı. Üstelik gözler şimdi Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya çevrildi. Zira şirket 2016'yı 10 milyon euro zararla kapadı. Ödeme yapılamayan pilotlar sık sık greve giriyor. Avrupa'nın yeni transfer merkezi 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte çöküşün daha da hızlanacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyüğü olacak 3. Havalimanı kıtalar arası uçuş ve aktarma merkezi olacak. Yolcular daha ekonomik biletlerle uçacak. Bu yüzden Türkiye ve havadaki bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa merkezli hava yolları şirketlerinin en büyük rakibi haline gelecek. Bir de uyarı yapalım. İstanbul'un taşı toprağı altın, doğru. Ama lütfen dikkatli olun. Nedeni haberde. Sahte belgelerle başkasına ait arsaları satmaya çalışan çete çökertildi. İstanbul'da dev projelerin yanı başındaki arsalar çok değerli. Bunu iyi bilen dolandırıcılar da o arsaların tepesine çöküyor. Hazırlanan sahte belgelerle arsalar hayali olarak satılıyor. İşte bu beyaz gömlekli şüpheli de o fırsatçılardan biri. Çete üyesinin elinde belgeler var. Hepsi sahte. Hedefi ise o sahte belgelerle arsa satmak. Hedefinde bir inşaat firması var. Arsa Çatalca'da 30 dönüm. Değeri de 5 milyon lira. Mali şube ekipleri son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı zaten duyarlı. Son ihbarla arsa çetesi takibe alındı. Çatalca Tapu Müdürlüğü'ne işlemler için gelen çete üyesi böyle gözaltına alındı. O ve çetenin diğer 3 üyesi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kısa bir aramız var. Saat başında önemli haberlerle karşınızda olacağım. Bekliyorum efendim. ...16 Ağustos 2017 Çarşamba gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23 ve moderatör gece yoğun bir gündemle devam ediyor. Bu bölümde canlı yayın konuğum ve bağlantım yok ama çok yoğun bir haber akışım olacak. Hemen kısa başlıklarını aktarayım.
Efendim diplomasiyle başlayacağız. Başbakan Binali Yıldırım'ın önemli bir konuğu vardı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gergin safhada olduğu bir dönemde biraz arabulucu kimliğiyle geldi Estonya Başbakanı Jüri Ratas. Yapılan açıklamalarda da zaten Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemi vardı. Bu arada bir başka önemli konuk daha geliyor. Türkiye'nin İdlib-Afrin'e dönük askeri diplomasisi sürüyor. Biliyorsunuz İran Genelkurmay Başkanı Bakri burada ve devamında da Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov Ankara'ya gelecek. Bütün bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde ise neredeyse iç savaş tamtamları çalınacak duruma gelmiş vaziyette. Özellikle Donald Trump'ın aşırı sağcı, ırkçı, hatta neo-nazi gruplara karşı dengeleyici politikalar yönünde açıklamalar yapması Amerika'da iplerin iyice kopmasına neden oldu. Detayları birazdan aktaracağım. Operasyonlar sürüyor. Şırnak Namazdağ bölgesindeki çatışmada ne yazık ki bir askerimizi şehit verdik. Ama Amerika Birleşik Devletleri menşeli iki son derece gelişmiş tank savar roketini de PKK'nın inlerinde bulduk. Bu da Washington'a bir başka görüntü. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi velileri çok rahatlatıyor. 1000 okulumuza da kameralar yerleştirildi. Çocuklarımızı kazadan beladan ve tabii ki anladınız uyuşturucu tacirlerinin takibinden kurtarmak maksattı. Dilerseniz haberlere geçelim. Türkiye'nin duruşu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde üretilen suni algılar ve gerginlikler belli ki Avrupa başkentlerinde giderek bir huzursuzluğa yol açmış durumda. Ankara, arabulucu kimlikli, küçük ama önemli bir ülkenin başbakanını ağırladı. Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı ve yapılan açıklamalarda da zaten Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ana gündem maddesiydi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında soğuk rüzgarların estiği dönemde Ankara önemli bir misafiri ağırladı. Avrupa Birliği dönem başkanı Estonya Başbakanı Jüri Ratas Ankara'ya geldi. Ratas'ın ilk durağı Çankaya Köşkü'ydü. Başbakan Binali Yıldırım mevkidaşını törenle karşıladı. Merhaba asker. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yıldırım konuk başbakanla kameraların karşısına geçti. Görüşmelerin ana gündemi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerdi. Başbakan sözlerine Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için vereceği 3 milyar euroluk yardım vaadiyle başladı. Yük paylaşımı konusunda da daha fazla gayret edilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği ile bu anlamda başlattığımız bir program vardır. Ancak bu program beklediğimizin hızda sürmemektedir. 3 milyar avroluk bir destek programının bugüne kadar 800 milyon avro gibi bir kısmı ancak hayata geçmiştir. Sözleşmeye bağlanan miktarın 1.6 milyar avro olmasına rağmen gerçekleşmesinin düşük kalması anlaşılabilir bir durum değildir. Yıldırım, Estonya'nın dönem başkanlığı sürecinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde olumlu adımların atılmasını beklediğini söyledi. Estonya Başbakanı Ratas'ın Ankara öncesi Gaziantep'te mülteci kamplarını ziyaretine de değindi. Dün Gaziantep'te, bugün Ankara'da yaptığı temaslarda dışarıdan görülen Türkiye ile bizatihi görerek, yaşayarak tecrübe ettiği Türkiye arasındaki farkı Avrupalı dostlarımıza en açık bir şekilde anlatma imkanı olacaktır. Konuk Başbakan Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere yönelik çalışmalarından övgüyle bahsetti. Turkey's contribution. Türkiye'nin gerçekleştirdiği mükemmel çalışmanın altını çizmek istiyoruz. Türkiye Suriye'den gelen yaklaşık 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dün Gaziantep İzmit'teki konteyner kenti ziyaret ettim. Burada Türk ve uluslararası kuruluşların çalışmalarını yerinde gördüm.
atılan adımlar gerçekten son derece etkileyici. On the common values and in full Türkiye ile Avrupa Birliği'nin daha yakın işbirliğinde olması gerektiğine dikkat çekti. Respect of the pay Türkiye küresel terörizmle mücadelede çok önemli katkı sunuyor. Bu konuda da yakın işbirliği yürütülmesine ve bilgi alışverişine ihtiyaç var. Karşılıklı ilişkilerde ve aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde aradaki zorlu konulara en iyi çözümlerin bulunmasına büyük önem atfediyoruz. Important that ve Türkiye'ye mülteciler için vaat edilen 3 milyar euroluk yardım Ratas fon yardımının kalan kısmı için proje bekliyoruz dedi. Our two countries and also Başbakanınızın da ifade ettiği gibi 1.6 milyar avro farklı anlaşma ve projeleri kapsıyor. Şimdiye kadar bunun 800 milyonu kullanılmış durumda. Bu arada Ankara, İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Erin Duncan'ın da ziyaretini bekliyor. Bakan ziyaret öncesi çok olumlu açıklamalarda bulundu. İngiltere, Avrupa Birliği'nden bildiğiniz gibi ayrılma sürecinde. Türkiye, Brexit sonrası İngiltere ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyor. Ziyaret bu nedenle önemli ve dikkat çekici. İngiliz bakan temasları öncesinde önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin İngiltere için vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi. FETÖ'nün darbe girişimini bir kez daha kınadı. Duncan, İngiltere, Türkiye'nin demokrasiyi koruma çabalarını her zaman desteklemeye hazırdır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de diplomatik açıdan hareketliydi. Avustralya, Tanzanya ve Somali'nin yeni büyükelçileri güven mektuplarını verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ama bu güven mektubu törenlerinde pek yaşanılmamış bir olay Avustralya'nın yeni büyükelçisinin mektubu sırasında yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde annesinin kucağında ağlayan bir çocuk. Devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe güven mektubu takdim törenlerine ev sahipliği yaptı. Ancak bu kez alışılmışın dışında görüntüler yaşandı. Avustralya Büyükelçisi Mark Innes Brown, eşi ve mahiyetiyle güven mektubunu sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Büyükelçi Brown'un küçük oğlu Daniel, tören esnasında annesinin kucağındaydı. Küçük Daniel ağlamaya başladı. Çocuk sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Küçük Daniel sakinleşti. Annesinin kucağında verilen oyuncakla oynamanın keyfine daldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Daniel'i sevdi, yakından ilgilendi. Avustralya Büyükelçisi'nin yanı sıra Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiondo ve Somali Büyükelçisi Yama Abdullahi Muhammed de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ankara'da askeri diplomasi de hareketli. Biliyorsunuz İran Genelkurmay Başkanı uzun yıllardan sonra pek ender olarak yapılan bir işlemle Ankara'ya geldi ve temasları sürüyor. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da hemen akabinde geleceğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı buradaydı. Aynı şekilde Rus Genelkurmay Başkanı geliyor. Bizimkiler gidiyor. MİT Müsteşarlığımız, Genelkurmayımız ve Dışişleri Bakanlığımız üçlü bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Ankara İran Genelkurmay Başkanı'nın ardından Rus Genelkurmay Başkanı ağırlamaya hazırlanıyor. İki önemli ziyaretin perde arkasındaysa Suriye'nin İdlib bölgesi var. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri'nin Türkiye temasları başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Bakri, İran'dan Türkiye'ye 1979 yılından bu yana gelen ilk Genelkurmay Başkanı sıfatını kazandı. İkili görüşmelerin temel başlığı ise Suriye'nin İdlib bölgesinin çatışmazlık alanı statüsünün korunması yer aldı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri ile sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı konuları da görüşüldü. İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'deki ikinci gün temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından da kabul edildi. Bakri'nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la da bir araya gelmesi planlanıyor. İran Genelkurmay Başkanı'nın temasları sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'in çatışmazlık bölgesi statüsüyle ilgili konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'dan sonra Rus Genelkurmay Başkanı'nın da Ankara'ya geleceğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı buradaydı. Aynı şekilde Rus Genelkurmay Başkanı geliyor. Bizimkiler gidiyor.
MİT Müsteşarlığımız, Genelkurmayımız ve Dışişleri Bakanlığımız üçlü bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Çavuşoğlu ziyaretin trafiğinin ana başlığının altını çizdi. İdlib konusu çok önemli. O sebeple hem üçlü düzeyde yani Türkiye, Rusya, İran ile beraber bu süreci götürüyoruz. Hem de Rusya ile Türkiye olarak ikili düzeyde de bu süreci götürüyoruz. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov yine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek. Rus Genelkurmay Başkanı daha önce Eylül 2016'da Türkiye'ye gelmiş ve Orgeneral Akar'la ikili ve baş başa görüşmeler gerçekleştirmişti. O görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasında askeri kırmızı hat kurulması, Suriye'deki gelişmelerin ortak değerlendirmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Rus Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyareti sırasında masada Suriye'nin İdlib bölgesi konuşulacak. Türkiye, İdlib'in çatışmasızlık alanı statüsünün korunmasını hem İran hem de Rusya ile üçlü mekanizma çerçevesinde değerlendiriyor. Müzakereler devam ediyor. En son 7-8 Ağustos'ta Tahran'da teknik görüşmeler yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte yine Rusya ile ikili temaslarımız devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye ilkeleri olan güçlü bir devlet olarak neyi, ne zaman, nasıl ve hangi amaçla ve neden yapacağını ilgili taraflarla açık açık konuşarak sürdürüyor. Bunlar bir pazarlık değil bu temaslar. Bilgilendirme toplantıları. Çünkü Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehlikeli gördüğü noktalarda kimseyle pazarlık yapacak hali yok. Bütün bunlar olurken tabii Esed rejimi de kendince Türkiye'ye masa başından, haritalar üzerinden bir takım mesajlar vermeye başladı. İşte o mesajı ve mesajın yorumu. Bir harita, başında generaller toplanmış. O generallerden biri Esed'in Genelkurmay Başkanı El Abdullah Eyüp. Yanındakiler de diğer komutanlar. Üzerinde çalıştıkları haritada dikkat çekici bir detay var. Hatay, Suriye sınırlarında. Esed'in Genelkurmay Başkanı pazar günü DEAŞ'tan aldıkları son ilçeye gitti. Palmiye yakınlarındaki Sühne'ye. İncelemelerde bulunduktan sonra toplantı yaptı. Harita üzerinde kurmaylarıyla birlikte iç savaşta son durumu değerlendirdi. O görüntüleri rejimin haber ajansı yayınladı. Hatay haritada Suriye sınırları içinde görülüyor. Özerk bir eyalet olarak tanımlanıyor. Adına da Liva İskenderun deniyor. Tıpkı Fransız işgali döneminde olduğu gibi aslında Suriye haritalarında çok uzun zamandır Hatay'ı Türkiye'de kabul etmiyor. Bu görüntüyle rejimin bitmeyen hayali bir kez daha Türkiye'ye mesaj vermek için masaya seriliyor. Tahrik mesajı İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyaretinden hemen önce verildi. Diğer dikkat çeken detaya gelince PYD'li teröristler, DEAŞ'lı teröristler ve Özgür Suriye ordusunun hakim olduğu yerler haritayla renklendirilmiş. Fırat Kalkanı bölgesi de ayrıca işaretlenmiş. Mor renkli yerlerse sıcak bölgeleri yani yeni çatışma alanlarını gösteriyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz işimize bakalım. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler. Fırat Kalkanı Harekatı'nın bölgeye getirdiği istikrar sonrası nihayet huzurlu bir bayram idrak etmek için topraklarına dönüyorlar. Çok teşekkür dilerim. Çok memnun Türkiye. Eyvallah. Binlerce Suriyeli sınır kapılarına akın etti, bayram tatilini ülkelerinde geçirmek için kuyruğa girdi. Güzel ben gittim Suriye, mama baba ziyara. Vallahi Türkiye çok güzel. Afiyet, hepsi polis güzel, asker güzel, hepsi güzel. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen memleketlerinin yolunu tuttu. Sınır kapılarında yoğunluk başladı. Nereye gidiyorsunuz? Azaz tarafına gidip yola dayı. Kim var orada? Akrabalarımız orada. Kilis, Öncüpınar'da kayıt işlemleri yapıldı. Suriye'ye gidip Türkiye'ye dönüş yapacaklara, bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapıldı. Geçiş sırasında güvenlik önlemleri de alındı. Bir krizde gelişmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani 25 Eylül'de öngörülen referandum kararından asla geri adım atmayacaklarını bir kez daha açıkladı.
Mesut Barzani bağımsızlık dışında başka bir alternatiflerinin olmadığı sözünü de yineledi. Barzani, barış ve kalkınmanın güçlenmesiyle felaketlerin yeniden yaşanmaması için referandumu yapıyoruz dedi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemişti. Uluslararası hukuk esasında bir suçun bireyselliğini öngörür. Yani bir kişi suçluysa onun anası, babası, kardeşi, akrabası, dayısı suçlanamaz. O şahıs eğer suçluysa içeri alınır veya cezalandırılır, mahkeme edilir. Bu kural bir takım diktatörlüklerin dışında kendine demokrasiyim diyen ama esasında şeriatçı bir devlet olduğu artık çok net anlaşılan İsrail'de de geçerli değil. İşte Batı Şeria'da Filistinli bir eylemcinin bütün ailesini cezalandırdılar. İş makineleri geldi, evi yıktı. İş makineleri gecenin karanlığında harekete geçti. İsrail yine Filistinlilere zulmetti. Filistinli bir eylemcinin bütün ailesini cezalandırdı, evlerini yıktı. Görüntüler Batı Şeria'dan, Ramallah yakınlarındaki Kober köyünden. Buldozerler askerlerin korumasında köye gitti. Filistinli Ömer El Abdin evini yaşanmaz hale getirdi, bütün aile sokakta kaldı. Köylüler askerlere tepki gösterdi. Yıkımın ardından İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. Askerler göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Olaylarda 27 Filistinli yaralandı. 12'si plastik mermiyle vuruldu, 13'ü gazdan etkilendi, ikisi ise düşme sonucu yaralandı. Amerika'da iç karışıklık devam ediyor ve hatta tırmanıyor. Niçin tırmanıyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada faşistleri, ırkçıları, neonazileri, onlara karşı protesto yapan şahıslarla bir kefede tutmaya kalkınca kızılca kıyamet koptu. Şimdi Amerika'da daha sert ve hatta silahlı çatışmaların beklendiği yönünde haberler alıyoruz. Önce ırkçı bir saldırgan otomobille ırkçılık karşıtlarının arasına daldı. Bir kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sert tepki gösterdi. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. Sonra ırkçılık karşıtları ırkçıların simgesi olan Konfederasyon askeri heykelini yıktı. Trump bu kez hem ırkçıları hem de ırkçılık karşıtlarını hedef aldı. You look at both sides. I think there's blame on both sides and I have no doubt about it. George Washington was a slave owner. Now we're going to take down his statue. Gerilimin fitilini ateşleyen aşırı sağcı örgütler Trump'ın bu açıklamasını kutladı. Hal böyle olunca da tansiyon düşmedi. Trump, New York ziyaretinin ikinci gününde de protesto edildi. Burası Virginia eyaletinin Charlottesville kenti. Hafta sonunda ırkçı saldırının düzenlendiği yer, yıkılması planlanan Konfederasyon heykelinin çevresinde bir ırkçı genç nöbette. Irkçılık karşıtları ise çok öfkeli. Irkçı genç polis aracıyla uzaklaştırıldı. Burası ise Tennessee eyaletinin Memphis kenti. Irkçılık karşıtları iç savaşta köleliği savunan Konfederasyon ordusunu simgeleyen heykelin yıkılması için eylem yaptı. Aşırı sağcılar heykelin etrafında insan zinciri oluşturdu, tansiyon yükseldi. Gerginlik ülkenin dört bir yanını etkiliyor. Texas eyaletinde de Konfederasyon heykelinin kaldırılması planlanıyordu. Yaşananlardan sonra Dallas Belediye Başkanı kararın gözden geçirilmesini istedi. Alabama eyaletinin Birmingham kentinde Konfederasyon anıtı plakalarla kapatılarak koruma altına alındı.
Köleliği kaldıran eski başkan Lincoln'un başkent Washington'daki anıtıysa boyalı saldırıya uğradı. Gerilim Trump'ın danışman konseyine de sıçradı. Hafta sonundan bu yana iş dünyası temsilcilerinden 6 kişi konseyden ayrıldı. Son olarak ülkenin en büyük sendikalar birliğinin 2 yöneticisi danışmanlık görevini bıraktı. Amerika'nın başı dertte. Herkesin içini dışını karıştırırsan bir konuda da sen karışırsın. Şimdi ekrana getireceğim görüntü Latin Amerika'dan ama Venezuela'dan değil. Çünkü Latin Amerika'nın makus talihi var. Orada çok ciddi emperyalist bir baskıyla yaşıyor insanlar ve çok ciddi ekonomik sosyal sorunlar var. Görüntü Bolivya'dan. Ama bir başka Latin Amerika ülkesinden de olabilirdi. Kaçak mallarla yakalanan kamyon halkın eline geçince yağma nasıl başlar? İşte cevabı. Kamyon kaçak mal doluydu. Önce yağmalandı, ardından ateşe verildi. Polis engel olamadı, izlemekle yetindi. Burası Bolivya-Şili sınırında bir kontrol noktası. Güvenlik güçleri kamyonu durdurdu. İçinde kaçak giysi ve kumaşlar vardı. Haberi alan çevre sakinleri kamyona adeta hücum etti. Polisin engelleme çabaları yetersiz kaldı. Kamyonun etrafında toplandılar. Kumaş ve giysilerle dolu paketleri böyle kaçırdılar. Yağmacılar malları çalmakla yetinmedi. Kamyonu da ateşe verdi. Söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Terörle mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Şırnak'ta Namazdağ bölgesinde çatışma çıktı teröristlerle. Ne yazık ki jandarma uzman çavuş Abdülhadi Yılmaz'ı şehit verdik. Ama bu arada Uludere'de bunların inlerinde yapılan aramada Suriye veya Irak'tan getirilmiş, daha henüz hiç kullanılmamış son model tank savar füzelerinin ortaya çıkması da Türkiye-Amerika ilişkileri açısından yeni bir dosya görüntüsü oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PYD'ye verdi. O silahlar PKK sığınağından çıktı. Güvenlik güçleri Irak'tan silah ve mühimmat getirilip Şırnak Uludere'de gizlendiği bilgisine ulaştı. Biliçtepe bölgesine operasyon yapıldı. İsveç menşeli iki tank savar füzesi bulundu. O füzelerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'deki PYD'li teröristlere verildiği saptandı. Genelkurmay Başkanlığı fotoğraflarını paylaştı. Şırnak Namazdağ bölgesinde ise çatışma çıktı. Pusuya yatan kalleşler bir askeri şehit etti. Ardından PKK'lı teröristlerin muhtemel kaçış noktaları ateş altına alındı. Şehit jandarma uzman çavuş Abdülhadi Yılmaz için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Yılmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde Hatay'ın Antakya ilçesine uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına da hava operasyonu düzenlendi. ZAP bölgesini savaş uçakları vurdu, 3 PKK'lı terörist öldürüldü, 3 silah mevzisi de imha edildi. Van'ın Başkale ilçesinde de jandarma komutanlığına PKK'lı teröristlerce bir saldırı düzenlendi. Evinin önünde oynayan 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı bu saldırıda. PKK'lı teröristler Başkale Hakkari Karayolu'ndaki ilçe jandarma komutanlığına havanlı saldırı gerçekleştirdi. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında evinin önünde oynayan 11 yaşlarında bir kız çocuğu bacağından yaralandı. Yaralı çocuk Başkale Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. İzleyeceğiniz görüntüler Cudi Dağı'na operasyona giden Mehmetçiğimizle ilgili ve onların bilindik motivasyon müziği. Kahraman Mehmetçik Cudi'ye mehterle çıkıyor. Burası Şırnak Cizre'deki 172. Zırhlı Tugay Birliği. Askerin motivasyonu üst düzeyde. Cudi Dağı'na operasyona giden askerler alkışlarla ve mehter marşıyla böyle uğurlanıyor. Görüntüler izleyenleri duygulandırıyor. Bu arada altını çizerek belirteyim, terörle mücadele sadece kırsalda veya şehirlerde yapılmıyor. Sosyal medyada da çok ciddi takipçiyiz. İstanbul'da jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara karşı harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Bu kez jandarma iş başındaydı. İstanbul'daki terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlar hedefteydi. Şüpheli adresler belirlendi, harekete geçildi. Jandarma şüpheli adreslere geniş güvenlik önlemleri altında girdi. 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Terör sempatizanlarından birinin oğlunun terör örgütü üyesi olduğu ve dağa çıktığı belirlendi. Baskın yapılan evlerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bilecek tinete sahip. Mesela Eyüp'te bir markete molotofla saldırdılar ve çalışan az da şehit oluyordu. Sesi duydu, bakmak için cama yaklaştı, sonra bir anda kaçtı, canını zor kurtardı. Terör örgütü yandaşları Eyüp Güzeltepe'de bir markete hedef almıştı. Maskeli 5 kişi markete molotof kokteylleriyle saldırdı. Market çalışanı kadın maskeli saldırganları görünce böyle kaçtı. O anlar marketin kameralarına yansıdı. Marketin kapısı alev aldı, yangın çıktı. İçeride başka çalışanlar da vardı. Mahsur kaldılar. Onların imdadına mahalle sakinleri yetişti. Alevler söndürüldü. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşamın içinden haberlerin birinci sırasında bütün velileri rahatlatacak bir haber var. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye çapında 1000 okula daha güvenlik kameraları yerleştirildi. Amaç çocukların güvenliği ve tabii ki uyuşturucuyla mücadele. Güvenlik kamerası yerleştirildi, okullar daha güvenli hale geldi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Özellikle okulların güvenlik sorununun bir an önce çözülmesi noktasında çalışmalara başlanması istendi. Ve Diyarbakır'daki okulların hemen hemen büyük bir bölümüne güvenlik kamera sistemi takıldı. Olumsuz şeyler biraz azaldı. Ana temelde işte özellikle istemediğimiz olayların olmaması için. Bunların ciddi bir caydırıcı unsur olduğunu düşünüyoruz. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürüttü. Türkiye genelinde kritik noktalardaki 1000 okula daha kamera sistemi kuruldu.
tüm olabilecek olumsuzlukları caydırıcı olması hesabıyla ve biz bunun faydasını son okulun son 1-2 ayında gördük. Kameralar emniyetin güvenlik yönetim sistemlerine entegre edilecek. Olumsuzluklara anında müdahale imkanı doğacak. Diğer haberleri de bir bakalım. Bartın'dayız. 3 üniversite öğrencisi tabii ki temizlik yapıyorlardı. Evin penceresinden halı sirkelerken korkuluk koptu. Ve düştüler. Üçü de yaralandı. Halı silkeleyen üniversite öğrencileri yere çakıldı. Bartın'da 4 katlı apartmanın 1. katında oturan İsmail Malkaç, Seçkin Zabınca ve Mustafa Cihangiroğlu pencereden halı silkelemeye başladı. Dayandıkları pencere koptu, halıyla birlikte 3 genç 4 metreden beton zemine düştü. Çağrılan sağlık ekipleri yaralı öğrencileri ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 3 üniversitelinin durumu iyi. Samsun'da aile sağlığı merkezinin demir bahçe kapısı belli ki paslanmıştı ve tabii ki ihmalle karşılaşıldı ve düştü. Düştü ama ne yazık ki 4 yaşındaki bir kız çocuğunun üzerine düştü. İşte olay anı ve devamında yaşanılanlar. Demirbahçe kapısı 4 yaşındaki kızın üzerine düştü. 4 yaşındaki Ecrin Uysal, annesi Selma Uysal ve 8 yaşındaki abisiyle birlikte Samsun Hastanebaşı Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Uysal ailesi sağlık merkezinden ayrılıp bahçeden dışarı çıkıyordu. Önden giden Ecrin Uysal demir kapıyı tutarak asıldı, kendince oyun oynuyordu. Ancak kapının menteşeleri paslanmıştı, çürüktü. Küçük kızın ağırlığına dayanamadı, devrildi. Ecrin Uysal altında kaldı. Anne Selma Uysal ve oradakiler hemen yardıma koştu. Çağrılan ambulansla Ecrin hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bir bağırdılar, ben tutuldum kaldım. Orada hemen başka bir abi yardım etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana Devlet Hastanesi'nden vereceğim, bahçesinden vereceğim görüntüler insanlığın ölmediğini göstermesi bakımından önemli. Bel fıtığı rahatsızlığıyla gelmişti. Biliyorsunuz çok meşakkatli bir hastalıktır. Ağrısı da geldi mi dayanılmaz. Nitekim servise ulaşamadan yüzü koyun yere attı adam kendini. Ve ondan sonra yaşanılanlar. Bunu haber Hastane bahçesinde yere yığıldı, vatandaş yardıma koştu. Buradan öbür tarafa gidemedim, nasıl oldu? Yere yığıldım, çok bizden ağır çok. Ha, yürüyemiyorsun öyle mi? İnsanlık ölmemiş dedirten olay Adana Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Demircioğlu ağrıları artınca hastaneye geldi. Acil servise doğru yürürken bir anda yere yığıldı. Adam bunu oturamaz ki ya. Adam doğrulamıyor, o nasıl binecek ki? Oturacak. Elinde fıtık mı var? Neyim var, neyim? Acısı yüzüne yansıyordu. Konuşamıyor, sorulara güçlükle cevap veriyordu. Çevredekiler kayıtsız kalmadı, destek oldu, yardım çağırdı. Mustafa Demircioğlu getirilen tekerlekli sandalyeye bindirildi, acil servise götürülüp tedaviye alındı. Kendi ifadesine göre 5 yıldızlı bir otelde çalışıyordu, işten çıkartıldı ve tazminatını, maaşını alamadığını söylüyordu ama eylemi çok yürek hoplattı. Ne
Ağzına kırık şişe dayayarak eylem yapan, kadını arkasından yaklaşan sivil bir polis etkisiz hale getirdi. Yatırmayacaklar paramı. Abla. Gelmeyecekler. Beş yıldızlı otelin önünde bir kadın işçi alacak eylemi yaptı. Antalya Kemer'de 4 çocuk annesi Hatice'de 4 ay çalıştıktan sonra gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyledi. Üstelik maaşının ödenmediğini ve otel yetkilileri tarafından dövüldüğünü ileri sürdü. Polise zor anlar yaşattı. Vermediler benim atacağımı. Vermediler abi yeter. Ben dul bir bayanım. 8 yıllık eşimi kaybedeli. 4 tane çocuğumdan ben ortada kaldım. Kırık şişe parçasını boğazına dayayan öfkeli kadın param ödenmezse kendimi öldüreceğim diye bağırdı. Ben bu işimi koydum ortaya. Ben okula gidecek, bir gram açacak, test yapacak kızım ben. Benim yine kimsem yok Allah'tan başka. Kimseyi yanına yaklaştırmayan Hatice Dey'nin sesinin duyulmaması için oteldeki animasyon gösterisinin sesi yükseltildi. Sabah 7.30'da girdim, ertesi gün ona kadar çalıştık, günler oldu. Yalnız yatak çok iyi biliyor. İkna çabaları sonuç vermedi ancak sessizce arkadan yaklaşan bir sivil polis Hatice Dey'i yakaladı. Hatice de sedyeye kelepçelendi, hastaneye, oradan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Danimarkalı 52 yaşında bir şahıs ömrü boyunca aradığı ailesine bir televizyon programı sayesinde ulaştı. Artık Kıbrıs Türk'ü bir babası, 10 kardeşi ve tam 250 akrabası var. Dile kolay, tam 52 yıllık hasret var bu gözyaşlarının ardında. Danimarkalı adam ömrü boyunca aradığı ailesini sonunda buldu. Üstelik o aile Kıbrıs Türk'ü. Thomas Knudsen, Danimarka Devlet Televizyonu'ndaki İz Bırakmadan adlı programa başvurmuştu. Televizyon ekibiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araştırma yaptı, sonuç alamadı. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gazeteye babasının gençlik resmiyle ilan verdi. O ilan işe yaradı. Bir kadın Danimarka televizyonunu aradı, adamın halası olduğunu söyledi. Babası Londra'da yaşıyordu. Buluşma anı gelmişti. Super, super, super. İşte ilk kavuşma. 52 yıllık hasretin bittiği an. Hey Dad. Okay. I'm okay. You okay? You okay? Yes, I'm okay. Artık kocaman bir ailesi, 10 kardeşi, tam 250 akrabası var ve her biri onu büyük bir samimiyetle bağrına bastı. Aynı babana benzin. Vedat, aynı Vedat baba. Bakmam. Ben oğlumu bakmam. Bakmam ben oğlumu. Bakmam. Danimarkalı Knudsen artık 74 yaşındaki babası ve geniş ailesiyle çok mutlu. Sosyal medya kaynaklı önemli bir uyarı haberi bence bu. Bu yılın sosyal medya fenomenlerinden biri uçuş biniş kartını çekip sağla solla paylaşmak. İşte ben buraya gidiyorum falan filan. Ama ortada büyük bir tehlike var. Eğer o uçak biletinizdeki barkodu fotoğrafa koyarsanız, sosyal medyaya koyarsanız bütün kişisel bilgilerinizin çalınma ihtimali çok yüksek. Mesela hanımefendilerin bilgilerini alıp onları rahatsız etme yoluna gidebiliyorlar. Çünkü siz o barkodda gizli olan işte cep telefonunuz ya da diğer başka e-mailiniz, ev adresi gibi bilgilerinizden yola çıkarak bir takım taciz vakalarına da rastlanabiliyor. Tüm bu dertler bize bir telefon kadar yakın çünkü sosyal medyadaki bazı paylaşımlar başınıza iş açabilir. Onların başında barkodlu uçak biletleri geliyor. Tatil öncesinde, uçağa binmeden önce uçak biletlerinin paylaşılması oluyor. Burada tabii insanlar çok iyi niyetle bunu yapıyorlar ama burada işte uçak biletlerinin içerisinde barkod bölümü vardır. Bu barkod bölümünde birçok aslında ayrıntı gizli. Ne gibi ayrıntılar gizli? Sadece uçacaklarında kare kod dediğimiz farklı bir çeşit barkod sistemi kullanılıyor. Bu kare kodlar da yine aynı şekilde rahatlıkla kopyalanarak içerisinden bütün bilgiler elde edilebiliyor. Diğer yandan
Tabii bu kişiler sizin kişisel bilgilerinizi gördüğünde haliyle ev adresinizi de görüyorlar. Dolayısıyla sizin evde olmadığınız dönemde ev adresinizi de öğrenip evinizde işte hırsızlık gibi başka sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Hırsızlara kapı açmadan paylaşım yapmaksa çok kolay. İlla paylaşacaksak burada kesinlikle bu barkod bölümünü kapatıyoruz. Eğer burada TC kimlik numarası yazıyorsa o bölümü kapatıyoruz, sansürlüyoruz. Ondan sonra paylaşıyoruz. Onun dışındaki bilgilerin hepsi zaten bilinen bilgiler. Yalnız bunu unutmamak lazım. Kimisinde barkod var, kimisinde bu kare kod olarak kullandığımız barkod çeşitlerinden var. İkisini de mutlaka sansürlemek çok çok önemli. Peki neden herkes yediğini, içtiğini, gezdiğini, tozduğunu sosyal medyada yayınlıyor? İnsanlar diğerlerinden daha üstün olduğunu göstermek için, aynı zamanda daha değerli, daha kıymetli olduklarına dair bir kanıt sunmaya çalıştıkları için need of feedback dediğimiz geri bildirime yönelik bir ihtiyaç içerisine girebiliyor. Bu bir narsistik kişilik özellik yapısı gereği bizlerde beğenilme arzusunu, aynı zamanda arzu ettiğimiz üstünlük meziyetlerimizin tasdik edilmesine yönelik bir güvence gerçekleştiriyor. Çok kısa, ben bağımlı mıyım değil miyim bunu öğrenmek istiyorum. Hemen soracağım. Bu benim sosyal medya hesabım. Burada paylaştığım fotoğraflar var. Örneğin Kahraman Porozoğlu'yla paylaştığım bir fotoğraf var. Aynı zamanda hemen girelim. Bir Maçka Parkı'nda otururken paylaştığım bir fotoğraf var. Onun dışında bakalım. Bir de mesela Okçular Vakfı'nda çektiğim fotoğraflar. Bunlara baktığımızda ben bağımlı mıyım değil miyim? Siz çok sosyal bir insansınız. Bunlara baktığımızda onun değerlendirmesini yapabiliyoruz. Eğer bağımlı olsaydınız yediğiniz, içtiğiniz bütün omletleri, kahveleri, ondan sonra işte aldığınız tiyatro biletlerini, uçak biletlerini hepsini tek tek hiçbiri yok. Şey yapmış olurdunuz. Evet, sizi tebrik ediyorum. Siz bağımlı değilim. Bağımlı değilsiniz, evet. Efendim tabii düğünler dönemindeyiz ve bir haberimizde özellikle pırlanta, taşlı, kaplamalı altınlarla ilgili. Çünkü orada da bir dolandırıcılıkla karşılaşabilirsiniz. Bilezikler, yüzükler, altınlar, elmaslar, pırlantalar. İster kendiniz alın, ister hediye edilmiş olsun, mücevher mutlu ediyor. Pırlanta taşlarla süslenmiş zümrüt bir takım, değeri tam 200 bin lira. Hangi kadını mutlu etmez ki böyle bir mücevher takımı? Peki ya sahte ise? Piyasa sahte pırlanta, elmas ve yakutlarla dolu. İstanbul Kuyumcular Odası duruma el attı, sertifika uygulaması başlattı. Kuyumcudan sertifika istemek hakkınız. Şimdi siz kuyumcunuza gittiğinizde bir pırlantanın önüne arkasına bir şeyler konuyorsa, atıyorum lab pırlanta, yani laboratuvarda üretilmiş pırlanta gibi veyahut da sentetik pırlanta gibi önüne arkasına kelimeler konuyorsa, bu kesinlikle sahte bir taştır. Pırlanta pırlantadır. Bunun önü arkası yoktur. Bu bakımdan kuyumcularından pırlanta alırken mutlaka bir sertifika istesinler. İstanbul Kuyumcular Odası'nın GLT sertifikasını istesinler. Ve bunlar için bu bir ömür boyu bir garanti demektir. Sadece değerli taş değil, altın alırken de dikkat. Elimde 22 ayar ve ortalama 4000 lira değerinde bir bilezik var. Şimdi bunu özel bir makineye sokup bir göreceğiz bakalım ne kadar altın. Hemen Özge Hanım'a veriyorum. Biraz önce makineye koyduğumuz bileziğin içindeki değerler %3. Yani 22 ayar ve 4000 lira verdiğiniz bu bilezik aslında sadece bir bakır parçası. Kimi zaman sahte altını değil vatandaş, kuyumcu bile anlamıyor. Elinizde gördüğümüz külçe gerçek, saf altından imal edilmiş. Bu külçede baktığınızda 18 ayar gibi gözüken, ancak içerisine giyotin denen bir makasla kesildiğinde görülebilecek bakır parçaları buraya yerleştirilmiş. Bu da kuyumcuların bile anlamayacağı bir dolandırıcılık. Uzmanlar özellikle ikinci el altın konusunda uyarıyor. Bunu alırken 14, 18, 22 ayar olarak alıyor. Bunu bir parlatıp tekrardan tüketiciye satıyor bunu. Fakat burada çok büyük bir yanlış var. Zaten bu ikinci el ürün satmak, ikinci el ürün satmak bu kanunen bir suçtur. Tüketici de bunu bilmiyor ama müşteri yani tüketici bu ürünü almak için kuyumcuya gittiğinde lütfen sorsun. Desin ki bu ürün daha önce kullanılmış mı, ikinci el mi? Bu çok önemli bir şey.
Sağanak yağış bu kez Doğu Karadeniz'i fena halde vurdu. Rize'de dere taştı. 5 kişilik bir aile mahsur kaldı ve bakın nasıl kurtarıldılar. Sel Rize Kalkandere'yi vurdu, bir aile böyle kurtuldu. Sağanak nedeniyle dere taştı, köprü yıkıldı. 5 kişilik aile karşı taraftaki evde mahsur kaldı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. AFAD görevlileri karşıya ulaşmak için birbirlerine halatlarla bağlandı. Debisi yüksek derede zor anlar yaşadılar. Ekibin bir kısmı karşıya geçti. Elektrik direklerinden seyyar köprü kuruldu. İkisi çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Yağış nedeniyle heyelan riski de oluştu. Kalkandere ve Muradiye'de 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de dolu sürprizi yaşandı. Ortaya çıkan tablo hayli ilginçti. Kars caddelerinde beyaz nehirler aktı. Bir anda ortalık bembeyaz oldu. Dolu tanecikleri otomobilleri, caddeleri dövdü. Fındık büyüklüğündeki dolu sağanağı kentte heyecan yarattı. Esnaf dolu temizliğine başladı. Kısa süreli dolu yağışı kentte bir olumsuzluğa sebep olmadı. Afrika, Asya, birçok ülkede sel felaketleri var sevgili seyirciler. Gerçekten ciddi bir iklim sorunuyla karşı karşıyayız. Mesela Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de çok sayıda insan heyelanlarda ve sellerde öldü. Güney Asya'da, Nepal'de yine sel vardı. Mahsur kalanlar yerel bir çözümle kurtarıldılar. Kurtarma ekipleri yetersiz kalınca devreye onlar girdi. Selin vurduğu Nepal'de mahsur kalan turistleri filler kurtardı. Turistler gergedanları izlemek ve fillerle gezmek için o bölgeye gitmişlerdi. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle geri dönemediler. Kaldıkları oteller müşterileri için bu filleri kiraladı. Turistleri kurtararak otele geri getirdiler. Bangladeş, Hindistan ve Nepal günlerdir sel felaketiyle mücadele ediyor. Muson yağmurlarının getirdiği afette ölü sayısı 245'e yükseldi. Nepal'de 110, Hindistan'da 108, Bangladeş'te ise 27 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor çünkü hava ulaşımı sağlanamayan köyler var. Ama bu ülkelerin hiçbiri Batı Afrika'daki Sierra Leone'nin yaşadığı felaketi yaşamadı. Başkentin kenar mahallesinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda bilanço büyüyor. Ölü sayısı 400'ü geçti. Yaklaşık 600 kişiden haber alınamıyor. Çıkarılan cenazeler morglara sığmıyor. Bu nedenle toplu cenaze töreni yapılacak. Daha önce de bahsetmiştik, Avrupa'da bir zehirli yumurta skandalı yaşanıyor ama bu skandal 22 yıllık bir geleneği etkilemedi. Belçika'nın o küçük kasabasında tam 10 bin yumurtayla dev bir omlet yaptılar. Masalar kuruldu, yumurtalar kırıldı. Belçika'da gelenek bozulmadı. Tam 10 bin yumurtayla dev omlet yapıldı. Avrupa'daki zehirli yumurta skandalı onları etkilemedi. 22 yıllık gelenek bozulmadı. Malmedy kasabasında meydanda ocak kuruldu. 4 metre çapındaki 1,5 tonluk tavada 10 bin yumurtalık omlet pişirildi.
Omlet bahaneydi. Kasaba sakinleri bir araya geldi, eğlenceli bir gün geçirdi. Sonunda da pişirdikleri omleti paylaşarak oracıkta yediler. Dışarıdan gelen misafirlere de ikram ettiler. Zehirli yumurta skandalı ise sürüyor. Skandal Avrupa sınırlarını da aştı. Böcek ilaçlı yumurtaların görüldüğü ülke sayısı 19'a yükseldi. Son ülke Macaristan. Avrupa Birliği dışında İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de de böcek ilaçlı yumurtalara rastlandı. Eier wurden bereits zurückgerufen. Hindistan'dan ilginç bir görüntü getireceğim ekranlarınıza. Mumbai kentinde mavi renkte köpekler ortaya çıkmaya başladı. Önce herkes şaşırdı. Sonra uzmanlar nehirlere karışan kimyasal atıkların köpekleri etkilediğini açıkladılar. Sokaklarda mavi renkli köpekler dolaşıyor. Hindistan'da kaydedilen bu görüntüler günlerdir gündemde, özellikle de İnternette çok konuşuluyor. Görüntüler Mumbai kentinden. Burası Hindistan'ın en kalabalık ve sanayileşmiş şehirlerinden biri. Köpeklerin renginin niye maviye döndüğü konusunda net bilgi yok. Şimdilik bazı tahminler var. O tahminlerden en dikkat çekeni kimyasal kirliliğe işaret ediyor. Köpekler yiyecek bulmak için sık sık nehirlere giriyor ve o nehirlere fabrikalardan yoğun kimyasal atıklar bırakılıyor. Hayvan hakları savunucuları da köpeklerin mavileşmesinin ardında sanayi atıklarının olduğu görüşünde. Sebep olan fabrikaların cezalandırılmasını istiyorlar. Ancak bahsi geçen nehir yaklaşık 1000 fabrikanın yakınından geçiyor. Ülkede yolsuzluk bu kadar yaygınken sorumlunun bulunabileceği konusunda insanların pek de umudu yok. Biraz da magazine bakalım. Karayip Korsanları filmi meşhur. Johnny Depp meşhur. Jack Sparrow tipi o daha da meşhur. Kanada'dayız. Hasta çocuklara Jack Sparrow bakın nasıl moral verdi. Karayip Korsanları'nın deli dolu kahramanı Jack Sparrow gemilerden indi. Beyaz perdeden gerçek dünyaya geçti. Çocuklara moral vermek için Kanada'da bir hastaneyi ziyaret etti. Ünlü aktör Johnny Depp Vancouver kentindeydi. Kaptan Jack Sparrow kostümüyle çocuk hastanesine sürpriz bir ziyarette bulundu. Onu karşılarında gören hasta çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü ziyaretçilerinden çok memnunlardı. Kimi el sıkıştı, kimi fotoğraf çektirdi. Kimi de oyuncak kılıçlarla Kaptan Jack'le savaştı. Johnny Depp hastanede 5,5 saat kaldı. Çocuklara hem moral hem de unutamayacakları birer anı verdi. Rock and roll efsanesi, unutulmaz isim Elvis Presley ölümünün 40. yılında evinde anıldı. Ününden hiçbir şey kaybetmediği belli. Yılda hala 27 milyon dolar kazanıyor. Rock and roll efsanesi Elvis Presley, kral lakaplı sanatçı bugünlerde ölümünün 40. yıl dönümünde anılıyor. Elvis Presley 40 yıl sonra bile hem ünü hem de kazancıyla gündemde. Rock'n'roll'un kralı 2016'da tam 27 milyon dolar kazandı. Tam 1 milyon albümü satıldı. Forbes dergisinin hala kazanan ölü yıldızlar listesinde bir numarada. Presley sağlıksız beslenme tarzına düşkünlüğüyle biliniyor. 42 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Evi ölümünden sonra halka açıldı. Her yıl yarım milyon kişi ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliği taşıyor. Ölümünün 40. yıl dönümünde de bu evde anıldı. Rıza Parasteş namı diğer İranlı Messi Türkiye'de ve 24'de konuştu.
Yolda gören durduruyor, fotoğraf çektiriyor, sarılıyor. Çünkü o Messi'nin birebir aynısı. O İranlı Messi. Adı Rıza Parasteş. İşte kısa bir karşılaştırma. Biri Messi, diğeri Rıza. Sanki kopyası. Parasteş İstanbul'a geldi, 24'e konuştu. Türkiye'ye neden geldiniz? Türkiye'ye 2-3 gün önce geldim. Bazı röportaj ve reklam filmi çekimlerim olacak. Sonrasında yine Türkiye'yi gezmeye devam edeceğim. Türk insanları çok cana yakın. Benim Messi'ye çok benzediğimi söyleyip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Türkiye'yi çok seviyorum. Mükemmel bir ülke. Real Madrid-Barcelona maçı çok güzel oldu. Neymar'ı sattı Barcelona. Bu biraz kötü oldu. Ama benim favori oyuncum Messi. Belki Messi'yi bir gün görebilirim. O an ne düşünürüm, neler hissederim gerçekten bilmiyorum. İranlı Messi'yi Real Madrid'li oyuncu Casillas bile ayırt edememişti. Rıza Parasteş'in İran'da namı almış yürümüş. Gittiği her yerde izdihama neden oluyor. Hatta sırf bu yüzden trafiğin tıkanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu akşamlık da bu kadar. Birazdan Zehra Küçük hem özet haberler hem de gece raporunda sizlerle birlikte olacak. Ve tabii Haluk Yürekli, Gökhan Dinç 24 Spor gecesinde kim bilir neler aktaracaklar size. Ben ise yarın yine aynı saatlerde buluşmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın efendim.